Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kıymetli abilerim, kardeşlerim. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Eviniz, ocağınız bunda da olsun. Feyizle de olsun. Rabbim bu ilim meclislerine rağbet etmeyi, aşk ile şevk ile koşarak gelmeyi hepimize ikram eylesin. Bu ilim meclislerine melekler gelir, kanatlarını kuşatırlar. Birinci kastem arkadaşlar feyizler, rahmetler yağdırırlar. İlim meclisinden kalkana Cenab-ı Hak meleklere der. Kumu mağfuralleküm. Affolunmuş olarak kalkınız deyin onlara. Ve insan ilim meclisine gelir, oturur, sonra kalkarken bütün günahların affıyla kalkar. Aşk ile gelelim, şevk ile gelelim. Sultan Süleyman dedemiz Zigetvar'ın fethine nasıl gitti kardeşlerim biliyor musunuz? Kolera tipi bir hastalığa yakalanmıştı. Vücudu felç olmuştu. Şeyh Mustafaettin Efendi rüyasında Efendimiz Aleyhisselam'ı gördü. Efendimiz Aleyhisselam Süleyman'ı dedi Süleyman'ımı ziget vara bekliyorum dedi. Ve dedemiz orduyu toparladı ziyet vara yürüdü. Bak felçli bir halde kolera tipi bir yakalanmış ama mesele dert dava Allah Resul olunca açtı yolları Resulullah Efendimizin davasının hakimiyeti için buradan takaktı ziyet vara fete gitti. Bizler de camimiz yakın, evimiz yakın, sohbet meclisi yakın. Şuradan şuraya ilim meclisine gelemezsek, koşamazsak yarın ahirette Rabbimize nasıl hesap vereceğiz? Neler diyeceğiz? Ecdadımız yüzüne nasıl bakacağız? Onlar bizim için, bu dava için <laughs> cihad ettiler, koştular. Efendim o felçli halde, o sıkıntılı halde dedemiz neler yaptı? Fetihler yaptı. Bu ezanı, bu bayrağı bizlere bıraktı. Bizler de onun torunları olarak mukaddes emanete sahip çıkalım. İlim meclisine rağbet edelim. Değerli abilerim, kardeşlerim. Mimar Sinan İlim Hizmet Derneği kanalına abone olmayı unutmayın. Değerli abilerim, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.